Arkadaşlar merhaba. Ben Metin. Yeni bir Rise of Kingdoms videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Rise of Kingdoms resim YouTube kanalının birkaç gün önce yeni bir güncelleme adı altında paylaştığı videoyu inceledikten sonra sizlere önemli birkaç tane bilgi sunacağım. Bu bilgiye geçmeden önce arkadaşlar videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi birkaç tane önemli derecede güncelleme var. Hepsini size anlatacağım. Videoyu da kısa tutacağım arkadaşlar. Öncelikle bu bilgileri ben daha öncesinde yani güncelleme videosunun paylaşıldığı ilk gün Discord'da paylaştım arkadaşlar. Siz de bu şekilde daha erken bir şekilde güncelleme vesaire bilgilere daha erken erişip isterseniz Discord'uma katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Rise of Kingdoms'ın paylaştığı önemli derdeki güncellemeler neymiş onları size hepsi aktarayım arkadaşlar. Öncelikle bildiğiniz gibi birkaç gün öncesinde yani birkaç güncelleme notlarında da geçtiği gibi KVK 23 komutanları müzeye ekleneceği bu videodaki güncelleme ile ilgili kesinleşti. Yani bugün gelecek olan güncellemeden sonra KVK 2-3 komutanları müzeye eklenecek arkadaşlar. Müzeye şimdi geçiyorum. Yeni gelecek medeniyet var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son Mısır gelmişti ve Mısır'ın üzerinden bir süre geçti ve şimdiki gelecek olan medeniyetimiz Yunanistan oldu arkadaşlar. Yunanistan ile gelecek komutanlarımız da belli. Onları da hemen şöyle gösteriyorum. Bu şekilde iki tane e, yüzünü göremediğimiz abimiz var. Bir tanesi zaten bildiğiniz gibi mor. Bir tanesi de efsanevi komutan olacak. Efsanevi olan Han'a eklenecek. Han'daki altın sandıktan çıkacağı için iki komutanla da pek bir ümidiniz olmasın. O yüzden bunu da hızlıca geçiyorum. Ve yeni okçu komutanları adı altında da bu iki tane de ablamız paylaşıldı. Ben ablamız diyorum ama erkek de olabilir soldaki bilmiyorum. Sağdaki net e, değil ama soldaki olabilir. Soldaki bir tık böyle nebukat nezara benziyor. DPS ya ben şu an baktı, bakınca arkadaşlar DPS yüksek ve alan hasarlı bir komutan görüyorum. Umarım ki öyle olur. Sağdaki de garnizona benziyor. Böyle Vuzetian tarzı bir hava veriyor bana. E, Vuzetian okçu hali gibi bir hava veriyor. Bildiğiniz gibi okçuların iki tane sağlam garnizonu var. Amonitora, Artemisia. Artemisi daha çok Bodica ile Open Field'da kurulsa da başka okçunun garnizonu yok. Bundan mütevellit yeni bir garnizon olabilir diye ben düşünüyorum. Emin değilim. Yakın süre içinde skillleri vesaire paylaştır zaten. Soldaki de umarım alan hasarlı bir komutan olur. Biz okçular için kesinlikle mükemmel olur. Bir diğer büyük bence bu güncellemdeki en büyük şeylerden biri bu arkadaşlar. Yeni Arco Fosiris formasyonu bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yani kıtanızın hareket ettiği yer kadar görüş alanınız olabilecek. Yani sisli mi dersiniz, bulutlu mu dersiniz, neli dersiniz bu şekilde olacak arkadaş. Bu oyunun sihirini bence değiştirebilecek ince bir nokta ve bunu da yapmışlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Rally'ler nasıl açılacak yani hiçbir şey bilmiyorum. Çok sıkıntı. Bunu merakla bekliyorum. Ben o çok ciddi alamam. 10 kafamı alır giderim ama bunu Osiris seris liglerinde düşünün arkadaşlar. Hani böyle ciddi olaylarda düşünün. Bazı insanlar normal o de ciddi alabiliyor. Okey ama bunları gerçek Osiris seris liglerinde düşünün. Çok büyük farklar yaratacağını ben düşünüyorum. Artı olarak da bununla beraber o yeni skilller eklendi arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi birkaç tane skill var böyle bu videodan kesinti birkaç tane böyle sikiller var. Yani yeni sikiller mi yoksa artı olarak yeni sikiller mi bilmiyorum. Muhtemelen e, artı olarak olabilir. Çünkü yıllardır aynı becerileri kullandığımız için herkes artık e, birbirinin becerilerini karşı karşıya kullanıyor. Bundan pek bir üstünü kimse sağlayamıyordu beceri bakımından. Şimdi bu güncellemenin önemli olarak notları bu şekilde arkadaşlar. Birkaç tane şeyler daha var video hani böyle geri dönüşler için vesaire yapılmış birçoğu güncellemelerin hani oyuncuların e, Rise of Kingdoms'a geri dönüşleri adı altında bu güncellemeleri yapmayı uygun gördüğünü söylüyor. Umarım dediğim gibi e, güzel bir güncelleme olur. Benim için burada önemli olan sadece şöyle e, okçu komutanları. Çünkü gerisini illaki alışacak yani beğenmesem de alışacağımız için. Benim için tek önemli olan okçu komutanları yani uzun süredir yeni bir okçu komutanı bekletiyorum. Hani şöyle göstereyim. Artemis'i bile fullemedim 1033 tane heykelim var. Yani eğer ki iki komutandan biri dediğim gibi alan hasarlı olursa, alan hasarlı komutanı fullemeyi düşünüyorum. Artemis'i de yaparım onun üzerine. Garnizoncu yapmam. Çünkü eee var. Artemis'i de yaparım. Bodike ile zaten OP bir komutan olduğu için hem garnizon hem de open field'ı güzel bir komutan kombom oluyor güncelleme bu şekilde e, bildiğiniz bir KVK'mız da bitti KVK videosu çekmeyeceğim bu arada ödülleri ilgili zaten bildiğiniz gibi tiran hani 5 para etmez bir e, hediye olmuş herkes ilk geldiğinde böyle çok overrated bir şekilde şey yaptı ama değersiz bundan bir tebrik sadece güncelleme videosu ile geçiniyorum videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olursanız da çok sevinirim dediğim gibi discord adresimde daha erken bu tarz bilgilere erişim sağlamak isterseniz katılmayı unutmayın. Linki açıklamalar kısmında var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.